Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Göktürk. Bugün bir başka anime incelemesi yapacağız. Bu sefer yapacağımız inceleme... Bu seferki animemiz Steins Gate. Evet, yarı Almanca yarı İngilizce sahip olan isimli bir anime. Çok güzel bir anime, hadi hemen başlayalım. Bu anime şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı bir konu işliyor. Teknik olarak ele aldığımızda ne shounen ne de shoujo bir anime, yani ne erkek ne kız animesi olarak düşünebiliriz. Ve şunu çok kolay bir şekilde garanti edebilirim. Bugüne kadar izlediğim animelerin içinde en iyilerinden birisi. Süper, muhteşem. Bugüne kadar anime incelemelerinde genelde incelediğim animelerle dalga geçmiştim. Zaten iki tane var. Guilty Crown ve High School DxD ile bayağı dalga geçmiştim. Ama aynısını bunu yaparsam herhalde beni inşaatı çekip öldürürse döverler. Sonra gelinlik giydirip fırlatırlar. Bu yüzden böyle bir şey yapmıyor şu an. Arka tarafım yemiyor. Zaten böyle bir şey yapılmaya gelecek bir anime de değil. Bu yüzden hiç girmeyeceğiz oraya. Direkt başlayacağız. Animemizin konusu zaman yolculuğu ile ilgili. Ana karakterlerimiz geçmişi değiştirip başlarına tonlarca iş alıyorlar böyle. Bir sürü değişik değişik bela açıyorlar başlarına geçmiş değiştirip ve seri boyunca bunlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama aslında anime bundan çok daha fazlası. Oralarını söylersem size spoiler vermiş olurum. Bu yüzden hiç vermek istemiyorum. Evet, başlangıçta animeye başlayıp da bu ne biçim anime, hiç baş sarmıyor falan filan diye sıkılıp giden çok olmuş. Çünkü ne shonen ne shoujo demiştik ama başları shoujo bir animeymiş gibi hissettiriyor. Yani kız animesiymiş gibi. Okul temalı mesela Chunin Bölümüne Kargeçtay ya da ya Haruno bilmem ne bilmem ne Machigatoru falan filan. Oğlum nasıl söylüyorsunuz o isimleri ya? Ya da Boku Batamadaşika Sukuna gibi. Neyse. Ve bu yüzden birçok kişi ilk bölümlerden animeyi bırakmışlar. Evet, ben shoujo animelerini severim. Bu yüzden animenin başları beni sıkmadı. Gayet güzel şekilde izledim. Ve anime ortalarına geldiğinde mükemmel bir ivmeyle tempolanıp hızlandığı için daha ne olduğumuzu anlamadan bir bakıyorsunuz final bölümünü izliyorsunuz. Anime shoujo değil ama eğer shoujo seviyorsanız başta kendini izlettiriyor ve ortalarına kadar geldiğinizde zaten ne olduğunu anlayamadan animeyi bitiriyorsunuz. Anime aşırı başarılı bir anime. Shoujo animelerini sevmeyen insanlar, mesela çoğunlukla evrimleşmiş Kameki Siker diyen Tokyo Ghoul gençlerimiz, hani var ya, o animeyi izledim ben, bir otakuyum olayı işte. Onlar bu animeyi işte yorumlarda genelde gördüm, profil isimlerinden falan Türk animede. Animeyi direkt bırakmışlar. İyi ki bırakmışlar gençler, çünkü bu anime sizi aşar. Kalite, mesela Zankyon Terör tarzında, Zankyon'a terör kalitesinde bir anime. Ki kendisi benim ağladığım tek animedir. İyi ki bırakmışsınız. Güzel karar. Güzel karar vermişsiniz. Tebrik ederim. Evet, tokalaşıyoruz şu an. Anime zeka seviyesi konusunda Death Note ve Code Geass'la çok rahat boyu ölçüşebilecek, yani aratmayacak seviyede. Ana karakterin zekasız değil de normalde zeka seviyesi deyince herkes ana karakterin zekasından falan bahseder animelerde. Ama burada ana karakter değil, tam tersi mangakanın zekası müthiş. Yani senaryoyu yazan kişinin senaryo yazma şeklinde, yani senaryo plot twistleriyle beraber müthiş zeka içeriyor. Mangakamız cidden zeki birisi. Buradan mangakamızı tebrik ettim. Acaba kim? Bakmadım mangakanın kim olduğunu incelemeden önce. Zaten ne? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Animemiz Death Note ve Code Geass kadar Mind Games ve aynı zamanda mükemmel plot twistleri barındıran, bunları size aktaran bir anime ve bunları sadece 24 bölümde yapıyor. Ve ayrıca ana karakterimiz Okabe Rintaro'ya Lelouch ve Light'ın aksine sevgiyle bağlanıyoruz. Tamam, Lelouch'u sevebilirsiniz ama yorumlarda Light'ı destekleyen bir yorum görürsem direkt banı kafasına atarım. İhi. Anime shoujo animesi demiştim. Aynı zamanda anime bugüne kadar gördüğümüz en kawaii ikinci kıza ev sahipliği yapıyor. Bu sayede animenin shoujo bölümleri de çok rahatlıkla izleniyor. Tittire. En kawaii birinci kız mı? Chitan Dairu. Her neyse, fikrimi soracak olursanız bu anime
kült anime olmasına rağmen underrated bir kült animedir. Yani hak ettiği değeri almayan animelerden birisidir. Yani Death Note herkes bu kadar biliyorken, izlemişken Steins Gate niye izlenmiyor bilmiyorum. Aslında biliyoruz az önce dediğim şu hoca kısmı. İyi ki de öyle popüler değil. Çünkü popüler olan şeylerin ne kadar boka sardığını ülkecek hepimiz biliyoruz. Şekil A1 Sanırım bu seriyi Inception'ın anime versiyonu olarak düşünebiliriz ama tam olarak eşleştirme yapmayın. O zaman da büyük hata yapmış oluruz. Birazcık benziyor desek yeterli. Şu an size az çok nasıl bir şey olduğunu anlatmak için böyle söylüyorum izlemediğiniz için. Öyle. Uzun lafın kısası. Bu anime son 15 yılın en iyi animelerinden birisi ve bir liste yapacak olsak top 5'a, top 5'e kesinlikle girer. Bu animeye verdiğim puan 10. 10, 10, 10. 10 yaşında bir keyif. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır.